Canım Anne Tasarım Atölyesi'nden herkese merhabalar. Bu videomuzda birlikte kitap ayracı yapacağız arkadaşlar. Basit malzemelerle ve kolay kitap ayracımız olacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Birkaç tane yaptım gördüğünüz gibi. Evet, kitap ayraçlarım bu şekilde. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunu. Gayet basit, çok da fazla malzeme gerektirmeyen ve de kullanışlı güzel kitap ayraçları. Hemen şöyle koyalım, malzemelerimize göz atalım. Elimde kartpostaldan kestiğim parçalar var. Ben daha önce de yaptığım için benimkiler parçalar halinde. Siz de kartpostaldan yapabilirsiniz. Hatta fotoğraftan yapabilirsiniz. Elinizde hoşunuza giden, sürekli kullanmak istediğiniz, gözünüzün önünde olmasını istediğiniz fotoğraflar varsa onları da değerlendirebilirsiniz bu çalışma için. Evet, hemen başlayalım diyeceğim ama şöyle malzememi de göstereyim. Bu kağıt mıknatısı arkadaşlar. İnce, katlanabilir, kesilebilir. Mıknatıs çeşidi. Bunu kullandım. Hemen şöyle aradan makasımı geçirip şu şekilde parçalara ayırıyorum. İki kat yaptıktan sonra karşılıklı kullanabilmek adına. Evet, yine şu cıvıl cıvıl bunu kullanasım var. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi. Ben kalpli de yaptım, karede yaptım vesaire, farklı şekillerde yaptım. Bunu biraz büyük yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Karşılıklı iki tane rengarenk şekerimizi yapıştıralım birbirine. İki taraftan da gayet güzel durur diye umut ediyorum. Evet, ikiye katladım. Keseceğim. Hatta yuvarlak da kesebiliriz şöyle. Bunu da böyle keselim. Dediğim gibi karede kesebilirsiniz. Şekli, deseni size kalmış. Karton olması önemli olan. Karton olsun ki dayanıklı olsun. Tabii buradaki desene göre kestik. Arkadaki ne oldu bilmem. Evet, arkadaki de gayet güzel olmuş. Hemen şu parçaları çekelim. Yapıştırıcı kullanacağım bunun için. Sıvı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Pirinç şeklinde yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Silikonla da yaptım ben, sıcak silikonla. Onu da kullanabilirsiniz nasıl isterseniz. Ama bana en pratik geleni yapacağım ben şimdi. Hemen bunu açıyorum. Mıknatısımın tek tarafına şu şekilde yapıştırıcıyı sürüyorum. Hazırladığım kağıdın üzerine kartonu yapıştırıyorum. Ne şekilde olduğu çok önemli değil. Önemli olan biraz büyük olması. Çünkü büyük olmazsa tutmuyor arkadaşlar kağıt bant. Bant dedim, pardon. Neydi bu? Mıknatıs, evet. Hemen şöyle bakıyorum doğru tarafını bulabilmek adına. Çünkü yanıltıcı olabiliyor. Sanırım şurası, evet. Şu şekilde yapıştırdım. Üzerine koyacağım arkadaşlar parçayı. Burada yine yapıştırıcıyı sürüyorum. Diğer tarafı üzerine yapıştırıyorum. Bu şekilde bir müddet kuruyabilir. Sonrasında kullanabilirsiniz. Daha sağlam olur. Tekrar açılma riski olmaz arkadaşlar. Evet, ben hemen göstermek adına açacağım. Şöyle iyice yapıştırdım. Zaten yapıştırdığınız için ortadan ayrılıyor. Kitabımın herhangi bir sayfasını açıyorum. Gördüğünüz gibi renk renk her sayfada var ve direkt oralar açılıyor. Şöyle yapacağım. Ve yapıştırıyorum. Yeni kitap ayracım hazır arkadaşlar, gördüğünüz gibi.
dediğim gibi sürekli gözünüzün önünde olsun istediğiniz fotoğraflarla da bunu yapabilirsiniz. Gayet hoş bir çalışma. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.